$1,000. $1,000 mı? İpekmiş tabii. 120 yıldır. Pandemi döneminde Sayın Vekilim karar verdiğimiz bir konuydu. Erdal Dikmen bizim Ankara'dan dostumuz. Pandemi dönemi öncesi burayı açmayı planlamıştık. Fakat pandemi müsaade etmedi. Nasip bugüneymiş. Evet, Trabzon'dan, Malatya'dan, Samsun'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan gelen sektörün oyuncularını ayda bir kez Bornova'da ağırlayacağız. Sanıyorum İstanbul'da bir hafta, Ankara'da bir hafta, Bursa'da bir hafta ve son haftada İzmir'de olacak. Şimdi sayın değerli vekilimle biraz önce konuşurken biz Avrupa'ya gittiğimizde hemen eskici antika satan yerlerin olduğu yeri arardık, bulurduk ve satın almalar yapardık derdi. Antika deyince aklımıza eski eşya gelmesin. Antika deyince sanat, sanata hitap eden, maddi değeri olan ve gerçekten gerçek değerini de burada tespit edebileceğimiz bir ekspertiz olarak aklınıza gelsin. Bakın Sayın Erdal Dikmen bir yazı hazırlamış, size göstereyim. Tabii bu arada çok sevgili Faysal Acar, bizim Pazarcılar Odası Dernek Başkanımız, kendisine de çok teşekkür ediyorum. Çok değerli iş adamı Sayın Hakan Beşyıldız'la beraber Özkanlar Pazar Yeri'nin açılışına çok büyük emekleri var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada sadece geldiğinizde herhangi bir şey satın almak için gelmiyorsunuz. Aynı zamanda sizin evinizde olan, değerini bilmediğiniz, eski olan antika eşyaların da burada Erdal Dikmen tarafından ekspertiz edilmesi, kaç yılına ait olduğu, kaç para olduğu gibi konularda fırsatları yakalayabileceksiniz. Arzu ederseniz de satabilirsiniz. Yani buradaki 450 standta sadece bir şey satın almak değil, evinizdeki değerini tespit ettikten sonra satabileceğiniz bir alışveriş noktası haline geldiğini söylemek isterim. Bugün ilk defa yapıyoruz. Eksiklerimiz olacaktır ama tamamlamak üzere harekete geçeceğiz. Ben bu çalışmanın içinde olan tüm antika severler, Erdal Dikmen ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları daha da arttıracağız. İzmir yeni bir pazar yeri kazandı. Bornova'ya hayırlı olsun efendim. Şimdi bize objekt Sadece belediyeciliği kaldırım yapmak, kaldırım bozmak, çöp toplamak, sokakları temiz tutmak, klasik belediyecilik anlayışının dışında yönetenlere burada minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de örnek belediyecilik açısından baktığınızda Mustafa İduğ'un yaptığı ve yapacağı pek çok hizmetin Türkiye çapında pek çok belediyeye örnek olduğunu görüyorum. Geldiğinde taşeronda olan belediye hizmet araçlarıyla temizlik hizmetlerini veren bir belediyeyi elinde bulan İDU, önce bütün anlaşmaları feshederek ve belediyeye yüzlerce araç kazandırarak kendi işçisiyle bir tasarrufa giderek ve belediyenin mülklerini çoğaltarak çok güzel bir anlayışa imza attı. İzmir ve Türkiye'nin değişik illerinden katılan tüm antikacılar, sanatseverler, koleksiyonerler ve antika meraklılar için antika pazarlarını belediye başkanımız Sayın Mustafa İduğ'un desteği, isteği ve katkıları ile düzenlemiş bulunuyoruz. Alkışlarınızla Bornova Belediyesi ve Necip Antik
dileklerimizle. Olsun düşmanlar.